Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size bugün tek renkten oluşan bir model anlatacağım. Tığımda 21 numara arkadaşlar modelimizde şu şekilde kıvatlısıyla beraber giden bir papatya modeli arkadaşlar. Şöyle kenarında da sık iğne oluşan bir yaprağımız var. Yaprak olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde orta boy büyüklüğünde arkadaşlar serum halkamız var. Çünkü küçük boy halkalara 4 yaprak sığıyor. Burada modelimizde ise 5 tane Gördüğünüz gibi papatya yaprağımız var. Şöyle tek sıradan oluşuyor. Türbentinizin kenarıyla beraber yapılan bir model olduğu için. Bu şekilde arkadaşlar 5 yapraklı olmasını tercih ettik. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlarken de aynı şekilde 7 tane 2 şer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyoruz. Bu şekilde tığ battımızı yaparak yemeğimize hem oyamızı hem de tığ battımızı yaparak beraber gidiyor arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Şöyle bir tığ battı mesafesi alıp göz kararı zincirimi buraya bu şekilde sık iğne ile kapattım. 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7 8 9 10 10 zincirimi çektim arkadaşlar bu şekilde. Demin gösterdiğim bu serum halkalarından bir tanesini alıyorum. 10 zincirimin ucuna sık iğne ile kapattım buraya. 3 tane zincir 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doluyorum. Halkaya girdim. 2 2 2 olarak aldım. 3 seferde çektiğim bir trapsi. 2 defa doladım. Tığımın başını serum halkasına girdim. 2 2 2 2 defa doluyorum. Serum halkasına giriyorum. 2 2 2 4 tane bu şekilde trabzanı yaptım. Şimdi arkadaşlar 3 zincirimi çekip yine halkaya kapattım. Bu da hem 3 zincirimi hem de 5. trabzanım olarak. Tekrar 3 zincir. 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doluyorum. 2 2 2 olarak aldım. Tekrar 2 defa doladım. Tığ battıya girip 2 2 2 2 defa doluyorum. Tığ battıya girip 2 2 2 4 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi Geri ters tarafına döndüm. Ters tarafı burası. 7 tane burada tığ battı yapmıştık. Ortadaki 4. tığ battımın içine. Yani 3 sağda 3 solda kalıyor arkadaşlar. Sıkı iğne ile trabzanımı bu şekilde buraya tutturdum. Yaptığım 3 zincir çekiyorum. Ve 3 zincirimi buraya kapattım. Hem buraya arkadaşlar bu şekilde tutturmuş olduk papatyamızın ucunu. Aşağı inerken de bir trabzan yaptık. 3 zincir. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. Şimdi 3. papatyamızın yaprağına başlıyoruz. 2 defa doladım. 2 2 2 3 oldu. 2 defa doluyorum. Yuvaya giriyorum. 2 2 4 tane olunca trabzan sayım 3 zincirimi çekiyorum arkadaşlar kapattım bu şekilde 1 2 3 zincir 2 defa dola yuvaya gir 2 2 2 2 defa dolayı yuvaya giriyorum 2 2 2 3 2 2 2 4 4 tane trabzanım olunca hemen arkadaşlar 3. 3 zincir çekip kapatıyorum buraya. Şimdi arkadaşlar 4 yaprağım oldu. Sonuncu yaprağımızı da yapalım aynı şekilde. 3 zincirimi çektim. 2 defa doluyorum. Girdim papatya yaprağına. 2 2 serum altıma yani. 2 defa doladım. 2 2 2 3 oldu. 2 2 2 4 oldu. 4 tırabzan olunca arkadaşlar hemen 3 zincirimizi çekip 5. tırabzan olarak bu şekilde kapattım. Şimdi bir zincirimi çektim. Kapattım bu şekilde zincirimin arasına. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimi çektim. 3 defa şu yaprağı yapacağız arkadaşlar. 3 defa dolat. Bu yaptım 10 çektiğim 10 zincirli hiç arasına girdim. 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde uzunca bir trabzan yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi trabzanımın arasına kapattım. Buraya arkadaşlar 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu şekilde arkadaşlar buraya tam 8 tane trabzan yaptım. Ve 9. da bu yaptığım zincirin dibine yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde buraya bir yaprak yaptık. 9 tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar alırsa buraya yine sık iğne yapıyorum bu çektiğim 10 zincirime 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 buraya da 10 tane sık iğne yaptık arkadaşlar bu şekilde şimdi bir tığ battı boyu şöyle ölçüp bu yaptığımız sapı buraya bu şekilde monte ettik. Evet arkadaşlar, bir tanesini yaptık bu şekilde. Gördüğünüz gibi 7 tane tığ battı yaptık. Üzerine serum halkasıyla papatyamızı, yaprağını ve dalımızın sık iğnesini yaptık bu şekilde. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 1 2 zincir. Şöyle tığ battı boyutunu yemenimize ölçüyoruz ve sık iğne olarak kapattık. Birinci tığ battımız. İki zincir şöyle iki zincir boyutunu göz kararı artık kapatıyoruz arkadaşlar. İki zincir üç iki zincir dört iki zincir beş iki zincir altı 2 zincir ve 7 bu şekilde arkadaşlar 7 tane tığ battımız hazır. 7 tane tığ battımız hazırlayınca 10 zincir çekiyoruz. 7 tığ battıdan sonra 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tane zincirimiz hazır. Hemen serum halkamızı alıyoruz. Serum halkamızı 10 zincirimizin ucuna bu şekilde monte ediyoruz. 1, 2, 3 zincir. 2 defa doladım. Serum halkasının içine girdim. 2, 2, 2. 2 tane trabzan. 2 defa doluyoruz. Serum halkasının içine girip 2, 2, 2, 3 oldu. 2, 2, 2, 4 oldu. 3 zincir kapattım halkada ve arkadaşlar bu şekilde bir tanesi hazır yaprağımız 1 2 3 zincir 2 defa doladık serum halkasına girdim 2 2 2 3 seferde aldım 2 defa doluyorum halkaya girip 2 2 2 3 oldu halkaya giriyorum 2 2 4 tane trabzanı yaptık. Şimdi ters tarafına dönüyoruz arkadaşlar. Yine burada yaptığımız 7 tane tığ battığımız var. Ortadaki 4. tığ battıya bu şekilde girip sık iğne ile bu yaprağı buraya arkadaşlar tutturdum. 3 tane zincirimi çektim. Serum halkamın ortasına 5. tığ battı olarak bu 3 zinciri kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir. 2 defa doluyorum. 2 2 2. 3. yaprağımıza başlıyoruz arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 2 3. 2 2 2 4. Tekrar bu şekilde 3 zincir çekiyorum kapattım sarım halkama 3 zincir 2 defa dola sarım halkasına gir 2 2 3 sefer de al 2 defa doluyorum 3 sefer alıyorum 2 2 2 4 oldu tekrar 3 zincir çekip arkadaşlar attım sık iğne ile serum halkımı 1 2 3 zincir 2 defa dola serum halkasının içine gir 2 2 2 al 2 defa doluyorum halkaya girdiğim 2 2 2 Bu da d 4 ve sonuncu trabzanım şimdi arkadaşlar 3 zincirimi çekip halka da kapatıyorum. Bu şekilde buraya 5 tane papatya yaprağı yaptık. Bir zincir çektim. Bu 10 zincirden girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri çektim. 2 defa, 3 defa doladım. Zincirin arasından girdim. 1, 2, 2, 2, 2 olarak alıp buraya bir trabzan yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi trabzanımın arasına girdim. Bu şekilde tomurcuk olarak kapattım. Tekrar arkadaşlar sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 9 Yine aynı şekilde bu zincirin dibine arkadaşlar sık iğne ile çekerken aşağı inebilir arkadaşlar. Siz onu yukarı çekerek düzeltebilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane de arkadaşlar buraya yaptık bu şekilde. Şimdi bu yaptığımız dalı şöyle bir tığ battı seviyesi ölçüp sık iğne ile bu şekilde buraya kapatıyoruz. Tekrar 1 2 zincir tığ battı seviyesini ölçüp kapatalım buraya. 2 zincir kapatıyoruz tığ battı seviyesine. 2 zincir bir, iki zincir tığ battı seviyesine kapattık. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Sıralı tek sırada giden, zahmeti de fazla yok ama görünüşü çok hoş olan bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.